Final gününde tam 10 bilezik için yarıştı gelinlerimiz. Çok güzel bir koku var mutfakta. Tarçın, hamur, kızartma, zarar, ziyan. Oh, kalorileri alalım. Hazırsanız kim ne yapmış öğrenelim. Şerbeti çok güzel, hafif, hiç boğaz yakmıyor. Toplarının eşitlikleri güzel, lokmasını güzel dökmüş. Tarçının falan her şeyin tadı yerinde. İçi bence bir tık hamur gibi. Diğerlerinden sonra karar vereceğim ama yediğim hiçbir şey beni rahatsız etmedi. Çok hafif, güzel, güzel de kızartmış. Rengi de çok güzel. Bu tabağı beğendim. İkinci tabağım. Yani Mustafa, gel birlikte bir daha keselim. O kadar hamur ki içi, şerbeti yok gibi, yani böyle su gibi bir tat geliyor. Hiç yani tatlı tadı bile yok şerbette. Şekerini almamış, kesinlikle çekmemiş de. Toplarını fena dökmemiş, lokmasını güzel dökmüş. Kızartması da güzel gözüküyor. Ama görüntü var, kesinlikle ses yok bu tabakta. Çok kötü. Üçüncü tabağım. Fosur fosur bir tabak olmuş. Bence hamurunu çok iyi yoğurmuş ki içi bile böyle puf puf olmuş. Şerbetini güzel çekmiş. Kızartma derecesi fena değil. Toplar bir tık böyle tam eşit olmamış. Elinle mi sıktılar, kaşıkla mı aldılar, döktüler bilmiyorum ama çok güzel bir tadı var. Onu altını çizeyim. Şerbetin kıvamı çok iyi. Şerbeti de çekmiş. Sanırım içlerinde en çok bunu beğendim. Bir de çok güzeldi. Birin içi bir tık hamurdu. Dördüncü tabağım. Yani şefimiz de mi öyle istedi bilmiyorum. Bunun şekil olarak çok beğendim. Böyle sanki parmak da basmış. Öyle mi istedi şefimiz emin değilim ama hiçbiri çıtır değil. O zaman onu ekleyeyim. Hiçbirinde böyle o hışırtı yok. Şekli şemali çok güzel. Kızartma derecesi güzel. Şerbeti fena değil çekmiş ama içi bayağı hamur. Hazırım. O tabaktan da başlayayım. Final bugün. Son puanlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Dördüncü tabak birçok özelliğinden dolayı benden 3 alıyor. Hamurluğundan dolayı da 5'i kaybediyor. Üçüncü tabak 5 puan. Hakikaten hak etmiş. Her şeyiyle çok iyi. İkinci tabak külliyen 1 puan. Çok kötü bir tabak. Birinci tabakta yani gerçekten 3... Üçüncü tabak kadar güzel, ona da 4 vereceğim. Onun da tek kusuru içi biraz fazla toktu. O kadar. Onun dışında bir sıkıntısı yoktu. Şimdi öğrenelim kimlere kaç puan verdik. Önce 3 puanla başlayalım. Şu anda bu tabakları çıkarmaları bile mucize. Bugün çok olaylı geçti. Birazcık korkuttular bizi. Arkadaşlarım Çiğdem Hanım'la da Tuğba'yla da ilgileniyorlar. Hakikaten çok stresliler sanırım, o yüzden bu kadar yükseldiler. Ama merak etmeyin, şu an için her şey yolunda, zaten sonrasında konuşacağız. Hazırsanız 3 puanı benden kim almış öğrenelim. Elif, aferin Elif'e. Daha iyi olabilirdi tabii ki ama bu hengamede sanırım normal. Şimdi de 4 puan, 5'i kaçıran kim? 4 puanın sahibi gelinim Melike. Melike bence güzel bir çıkış yakaladı bu hafta. O kadar çok konuşuyor ki yemeğini yapmayı unutuyor gibi bir şey oluyor. Bakalım yıldızımız kim? Esra mı, Tuğba mı? Günün yıldızını öğrenelim.
Bence diğer kayınvalideleri de çok tavlayacak bu tabak. Açıyorum ve açtım. Tuğba, kimseye nefes aldırmıyor. Ben size söyleyeyim. Esra da bir türlü istediği performansı gösteremiyor. Köşemize çekilelim. Final bugün tam 10 bilezik. Birkaç dakika sonra, dakikalar sonra sahibini bulacak. Kendine güvenen gelinler, hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun, bu altınları siz kazanın. Sen de başvur, yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan.